Madem ki iflerle çalışmayı öğrendik, hadi gelin ufak bir program yazalım istiyorum. Bu noktada yazacağımız program 3 tane elimizde olan sayıdan en büyüğünü bulmak olacak arkadaşlar. Bu noktada ben file new project diyerek projeme başlamak istiyorum. Bu noktada yine Java SDK'mı seçtikten sonra next diyorum. Create a project from template dedikten sonra command line app seçiliyken next diyorum. Projemin ismini şöyle ki recap demo 1 olarak küçük harfle yazalım. recap demo 1 olarak veriyorum. Recap baştan sona tekrar şu ana kadar yaptıklarımızı içerecek bir demo anlamına geliyor. Bu eğitim boyunca ...onlarca recap demo'muz olacak... ...arkadaşlar. Lokasyon olarak cd Java demos ...altında recap demo... ...bir klasörün içerisine ekleyecektir. Finish klasörünü... ...düğmesine bastığımız zaman... ...projemizi oluşturabiliriz artık. Comment siliyorum. Dedim ki elimizde üç tane sayı var. int sayı... ...bir. Bakın biz burada... ...değişkeni tanımlayıp... ...altında sayı bir eşittir 20 gibi bir e, atama atamada yapabiliriz. Direkt değişkeni oluşturduğumuz yerde de değer ataması yapabiliriz. Bunları zaten programlama yaptıkça öğreniyor olacağız. Bu ilk sayımızdı. İkinci sayımız sayı 2 eşittir 25 olsun. Ve int sayı 3 eşittir 2 olsun. Şimdi diyeceksiniz ki bu sayılar zaten sabit. Bunu tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada amacımız ifleri ve şu ana kadar gördüğümüz konuları öğrenmek olacak bir kısmı tabii ki. Her şeyi kullanmamız mümkün değil. Zaten ilerleyen zamanlarda bu değerler kullanıcılar, kullanıcıdan da veya bir veri kaynağından da alınabilecek. O yüzden burada amacımız yazdığımız algoritmaya odaklanmak olacak. Bu noktada ben bu üç sayıdan en büyük olanını nasıl bulurum? Elimde üç tane sayı olduğunu biliyorum. Bakın bu noktada ben kendime bir algoritma geliştiririm. Fakat her algoritmayı programcı farklı olarak değerlendirebilir. Yani benim engin olarak benim algoritmik bakışımla Diğer programcı Ayşe'nin algoritmik bakışı aynı olmayabilir. Bu yüzden tabii ki ben olayı kendimce çözüyor olacağım. Siz başka teknikler kullanabilirsiniz. Daha güzel teknikler uygulayabilirsiniz. Veya daha uzun teknikler uygulayabilirsiniz. Programı kısa veya uzun yazmış olmanız çok her zaman e, sizin kaliteli kod yazdığınızı göstermez burada genellikle algoritma önemlidir ve tabii ki bu noktada olabildiğince ideal performanslı çözümleri üretmek uygundur. Ben bu örneği yaparken hani bu tip dillere zaten e, hakim olduğum için örneğin bu örneği e, ne 10 dakika öncesine kadar e, düşündüm yani bu tip eğitimlerde böyle örnekler yapıyorum ama hani nasıl çözeceğimi inanın şu an bile Düşünmedim. Şu ana kadar hiç düşünmedim. Birçok algoritmik yapıda örnekte ben bunu uygulayacağım zaten. Gerekirse hata alacağım ki sizde bu şekilde hani hata yaptığım zaman ne olduğunu görün diye bu bu şekilde ilerliyor olacağım. Diğer eğitimlerimde, eğitimlerimde de benzer teknikleri uyguluyorum. Bu bakımdan e, öncelikle eğer burada siz isterseniz Tam da burada videoyu durdurabilirsiniz. Kendiniz yapın. Bunun için çözümü için de 5 dakika süre verelim. 5 dakika sonra ben bu videoyu devam ettirin. Ben hemen çözmeye başlıyorum zaten. Evet hadi bakalım çözmeye başlayalım. Şimdi elimde 3 tane sayı olduğunu biliyorum ben. Ve elimde sayı olarak yani limit olarak 3 sayı olduğunu da biliyorum. Bunu kabul ediyorum. Bu noktada ne yaparım? Ben şöyle bir yaklaşım izlerdim. Int en büyük. Bu en büyük sayıyı tutan değişkenimiz olacak. Bu noktada derdim ki en büyük peşin peşin sayı 1 diyorum. Yani en büyüğü ilk sayım olan sayı 1 olarak kabul ediyorum. Burada diyorum ki eğer geliyorum. Eğer en büyük büyüktür. ...küçüktür diyelim... ...sayı 2'den ise... ...o zaman... ...eğer... ...bizim sayımız... ...en büyük olan sayı 1 sayımız... ...en büyükten... ...şey sayı 2'den... ...küçükse... ...bu ne anlama geliyor? Sayı 2 daha büyüktür. O zaman... ...en büyük... ...eşittir... ...sayı... ...2. Değil mi? Artık en büyüğün... ...kendisi değişti. Çünkü... Bizim en büyük olarak kabul ettiğimiz ilk sayımız olan sayı 1. Sayı 2'den küçükse o zaman en büyük sayı 2 olacak. Bu güzel. Şimdi ikinci bir ifi yazıyorum. Diyorum ki diğer karşılaştırmayı. Eğer en büyük küçüktür sayı 3'ten ise o zaman en büyük değiştiğine sayı 3 olacak. En büyük eşittir sayı 3. Bakın bu noktada eğer örneğin sayımız ilk sayımız 30 olsaydı. 30 25'ten yani sayı 2'den küçük mü? Değil. O zaman buraya hiç girmeyecek. En büyük hala 30. En büyük sayı 3'ten yani 2'den küçük mü? Değil. O zaman hala en büyük sayı 1 olarak kabul edilecek. Örneğin burası 24 olduğu zaman 24 olduğu zaman en büyüğümüz yine sayı 1. Yani 24. 24 sayı 2'den yani 25'ten küçük mü? Evet. O zaman if bloğuna girecek. En büyük sayı 2. Yani artık en büyük 25. Bu mantıkla ilerleyen basit bir algoritmik bir e, yapıyla bu ör örneği çözdüğümüzü düşünüyorum. System.out.println diyerek burada en büyük eşittir diyorum. Artı e, şurada en büyük. En büyük neyse onu yazacak bir şekilde bir System.out.println yaptım. Run main dedikten sonra main altındaki main main class'ındaki main dediğimiz zaman bakın 25'i en büyük olarak verdi. Eğer burayı 26 yapsaydım bir daha çalıştırıyorum. Bakın en büyük 26 burayı 266 yaptığımız zaman bakın en büyük 266 olarak sonuç verecekti. Evet bu şekilde basit bir mantıkla ilk örneğimizi yapmış olduk arkadaşlar.